Vasilyev Kiros 79 yaşında Tanrı ile buluştu. Yerine kendisinden 50 yaş küçük oğlu geldi. Harika bir karakter. Burada görmüş olduğunuz gibi. Bu abimizle Vasilyev Kiros'la 31 sene tahtta kaldık. İkinci Thomas'la belki bir yani bu gidişle 50 sene falan tahtta kalırız belki bilmiyorum. Vasilyev Kiros 79 yaşında Tanrı ile buluştu. Ve yerine olduğu ikinci Thomas başa geçti 29 yaşında. İşte görmüş olduğunuz gibi burada yine bir tehlikeli örgütleşme var. Akdeniz'in çoğunluğuna sahibiz. Burada Endülüs'e çökebilirim. Öyle bir planım var. Bütün bu özellikle Granata ve Sevilla kıyılarını, Barcelona'yı alabiliyorsak belki şöyle Fransa taraflarını falan almaya çalışırız. Bakarız duruma göre yapmaya çalışırız. Bu abimizi vasallaştırabiliriz. Benim hedeflerimden bir tanesi burada Burgonya Krallığı'nı gasp etmek. Çünkü Burgonya hem bu Akitanya'nın altına sızmış durumda. Hem de bizim buradaki Savoy ve Provence tüklüğünü istiyor. Bir de eğer bu abi kral yapabilirsek bizden çok hoşlanacak. Dolayısıyla vasallık teklif ediyorum. Hatta kendisine biraz para verip. Çok güzel. Şimdi bakın arkadaşlar. En az 9 tane kontluk lazımdı. Dejur'da 9 tane kontluğa sahibiz. 500 altın ödeyerek gasp ediyoruz ve krallık dağılmış oluyor görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Şu an bize hediye gönderelim. Kabul edecek. Sana da biraz para gönderdik. düşükte kabul eder ama. Kendisi de borçtaymış baya. Ha bir dakika biz kendisinden mi aldık bu krallığı? He. Şöyle yapacağız. Bu abimizi aktardık. Sonra buradaki güçlü abiyi görüyorsunuz. Kendisine buradaki krallığı vereceğim ben. Burgonya despotlu. Bakın verdim. Ancak vasallar aktarılmadı tabi. Böyle aktarıyoruz. Bunu da aktardık. Artık bu vasallığı bir işimiz kalmadı. Öyle söyleyebilirim. Bakın bizden çok hoşlanıyor. Ancak oğlu o oğlu rengeye yakalanmış. Kötü. Şimdi. Bunları klasik böyle hediye göndereceğiz. Hediye göndermiş miydik? Evet göndermiştik. Ona rağmen hoşlanmıyor. Bu özgürlükçü vasalları biz ne yapacağız? Sen niye bana karşı eksi 52? Hı? Bunu anlamadım. Ha biz bir dakika inzivada mıymışız? Ha burada hastalık var. Neyse şu abileri önce bir getirelim. Bak seni buraya getirdik. Seni şöyle vekili harç yaptık. Seni mareşal yaptık. Ve hala de eksi hediye gönderdik sana. Ve seni atadık. Adam dedemizi gördü hala 87 yaşında. Ya kaç yaşında bu? Gerçi 984. Karakterimizin büyük büyük babası yaşarken vardı o. Evet yaşayan bir fosil olmuş artık. Kendisine güzel despot demişler. Harika. Öğrenim. Şu bilim odandan gidelim çocuklarımızı eğitmeyi kesinlikle unutmayalım. Şu varis değil de şu varisi başka birine versek ben şu şu çocuğu daha çok başa geçirmeyi isterim. Turnuva için talim yapsak yok güçlü olmadık. Her neyse. Şimdi bu özgürlükçü örgütleşme benim canımı cidden sıkıyor. Meşruiyetim de yani 5 üzerinden 5 gerçekten. Hükümdara yardım etmesini istesek şöyle olur mu? Bence olur ya. Sanırım bir savaş var gibi ama Kureyze'ye savaş ilan edemiyorduk değil mi? He. Vasalımız yapabiliyormuşuz ama çok güzel. 4 ay içerisinde gönderecekler. <laughs> hediye göndermişiz. Evet sana hediye gönderdik. Sana. Bir de sadıksın ona rağmen özgürlükçü örgütleşmeye katılıyorsun. Parayı böyle böyle bitireceğiz. Bu Raşka biraz sıkıntılı ama. Eksi 49 olmamalı ya bana karşı. Sana hediye göndermiş miydik? Esasında savaşın hedefini Filipopolis yapabilirsek çok iyi olur ya. Hoppa şimdi sen mi katıldın? Şu Sicilya'yı saf dışı bırakabilseydik çok güzel olacaktı ama. Oynaymayalım diyelim. Of çok fazlalar gerçekten. Problemler var. Savaşın lideri de bu tabi şimdi. Başkentte bütün orduları kaldırıyorum. Tamam mı? Bir tane miras açılmış. Şandan gidelim. Ben bu anne mensuplarını savaşa çağırsam acaba? Bunları savaşa çağırarak herhangi bir şey harcamıyorum sanırım. Gayet güzel. Bunları şöyle çağıralım. Tabii bu arkadaşları çağırmak ne yazık ki ihtişam harcattıracak bize. Şimdi gücümüz ona rağmen yarı yarıya. Şu Sicilya ordusunu zayıflatabilirsek çok iyi olur. Bu askerler çünkü daha toplanmadan gelirse eğer. Hah güzel. House, Avantaj bizde çünkü denizden yeni indiler. Hey hey chill chill. Bunları burada böyle parçalayabilirsek mükemmel olur. Hah gel 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 gel. O kadar zorlu savaştan yüzde beş mi? En başkentime ilerliyorlar. Hanedan mensuplarını savaşı çağırabilmek. Nübi'yi çağırdık mesela. Şöyle bir şey yapacağım. Paralı asker almak bu kadar zor olmamalı ama. Bir de şu abileri aldık. Avantaj bizde. of çok iyi. Kurnaz demişler bana. Harika. Yeter be kardeşim ya. Gel 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 öyle kaçmak yok, kaçmak yok. Beni dolaştırıyorlar öyle. Harika. Buradaki abilere yakalayabilirsek çok güzel olur. Lan sus lan köylü. Gel 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 gel. Mükemmel gidiyor savaş şu an. Savaş bizi zorluyor. Müttefiklerimizi yanımıza çağırmamız iyi oldu. Karşı tarafı da yıprattık baya. Savunma bizde. şimdi bunlara. Başkentimi kuşatacağınızı gerçekten bir de denizden yeni iniyorsunuz. Yeter, yeter. <laughs> Savaş skorum ya gerçekten neden ama? Yani neden yüzde %50 %50'de kilitlenir ki? En azından şu an benim lehime işliyor skorlar. Şurada yeni ordu yaratacağım. Rebüşeleri seçiyorum. Bıraktım bunları. Geri kalan ordularla şu Sicilya'nın ordusuna gireceğim. Ye yeah, boy. Barisine esir aldık. Mükemmel. Arkadaşlar, harika bir savaş yaptık şu an. 3 sene sürdü özgürlükçü örgütleşme. 24 tane vasala karşı çarpıştık. Benim tek bir toprağımı kuşatamadılar. Daha doğrusu topraklarım Roma'da var, Selanik'te var. İstanbul benim başkentim. Benim topraklarımı kuşatmak yerine bakın mesela şu an kuşatıyorlar burada. Hani 5 ay kadar devam ediyor ve kaliteli bir ordu. Ama bu zamana kadar tek bir toprağı kuşatmadılar ve hep benim başkentimi hedef aldılar. Ben avantajı düşük oldukları yerde yakaladım ve Zorlu da olsa mücadelelerde çarpıştık. Şimdi talepleri zorla kabul ettiriyoruz. Büyük Roma isyanı bastırıldı. Ah, ah. kötü. Yani gerçekten kötü. Sen bir de borçtasın. Dolayısıyla ben seni sürgün edeceğim. Aşırı vergilendirme nedir ya? Yok, 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 yok. Öyle hiç. Hiç, hiç 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 Hayır hayır. Aa aklıma çok güzel bir şey geldi. Bir dakika. Aynı haneden kendisi burada bir kontes ve çocuğu benim hanedanıma mensup mükemmel. Burayı böyle sana verdim mi? Sen bana kalkışmamıştın. Sizler kalkışmadınız bana. Çok güzel. Akıllılık ettiniz. Tabii bu abiler savaşlarımda <laughs> şövalyeydi. Yaralanmış olabilirler biraz. Hoş değil. Sizden biriniz kalkışsaydı güzel olurdu ama. <laughs> i̇şte sen kalkıştın bana ya. Sen bana niye kalkışın? Ünvanı feset. Mad Psych. Bu kadar. Karakterim yeni. Evlendir. Çocuk yaparsınız bol bol. Abazya. Ah Abazya. Ah Abazya. Ünvanı feset. Abazya buraydı değil mi? Fesettim. Canımın içi. Akit dağlarından feragat ediyorsun. Güzel. Ben seni hala toprağını güzel fesedemiyorum. Senin dolayısıyla böyle bağımsız bırakacağım. Sen benim dejur vasalım değilsin. Seninle uğraşmayacağım. Senin vasal sözleşmen nasıl? Aa normal çok güzel. Bak şimdi. Abazi düklüğü ve Gürcistan despotluğunu sana aktaracağım böyle. Tamam. Sen tavuklerjeti Klajeti isteyeceksin tabii doğal olarak. Ben sana şuradaki vasalı da aktaracağım. Sen benim böyle dejur bir vasalım oldun. Sonra. vas rakam biraz sıkıntılı. Ne yazık ki. Ünvanını feshettim. Tamam mı? Harika böyle verdim sana abicim burayı. Aşağı bosna düklüyor. Ah, 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 Aşağı bosna. Sen burayı tutuyordun. Harika. Yukarı bosna. Bak aldım burayı senden. Tamam mı? Sana şöyle şurayı vereceğim. Buradaki düklü. Hop. Düzeldi. Senin vergi yükümlülüğünü bir düşürdüm. Aynı zamanda sana para basma hakkı da tanıdım. Tahkimat haklarını kaldırdım ama. Daha iyi böyle. Dalmaç ya. ne yazık ki. Buradan kalkışan Mısır böyle. İyi tam burası böyle. Değil. Zaten <laughs> Patrick %100 yüz hoşlanıyor benden. Burayı senden çektim babacım. Kim var burada? Sen mi varsın? Peki. sen burayı verdim. Kıbrıs kalkıştı bana. Ne yazık ki. İdam ediyorum. Girit kalkışmadı. Mükemmel. İdam ettim seni. Tamam. Burayı senden aldım böyle. Böyle buradaki despotluğu komple aktaracağım sana. Tamam. Aktardım aktardım. Güzel oldu. İdam ediyorum seni. Seni de idam ediyorum. 82 korkunçluk. Mükemmel. Herkesin gözü korkmuş ne yazık ki. Ne yazık ki de iyi ki demem lazım kendi açımdan. Sana diye göndereyim şöyle. Tamam. Ayda otorite savaşı. Bir dakika ya. Antolikon'u böyle komple sana verdim. Bulgaristan burada. Bak işte buradakileri... Mesela şu bizim abimiz. Yani bizim hanedandan. Ne yazık ki diye karşılığı serbest bırakacağım. Ünvanı feset. diye karşılığı serbest bırak. İşte buraları böyle komple tutmak isterdim imkanım olsa. Buralar çok güzel topraklar ama. Filipopolis özellikle. Değil Hoşuma gidiyor ben. Pontus despotluğu. Ah işte bak Pontus despotluğu. Yani Rizunda baronluğu. Yani bana kalkışmayacaktın ya. Despotluğu elinden söktüm. Yani kusura bakma. Burayı sana verdim. Burada böyle aha kardeşini aktarıyorum şimdi. Böyle despotluk olarak. Tam mükemmel. Sözleşmen nasıl senin? Yani normal. Aklıma güzel bir şey geldi. Şu ünvanı fes ettik. Çok güzel. Burada bir tane hazır vasal var ya. Böyle dejurdan. Ver abicim. Mükemmel. de sözleşmeni hatta şöyle düzeltelim. Tamam. Ha, Venedik doçu kaçmışı. Vasal devral. Şimdi sen başka bir toprak tutmuyorsun bir yerde değil mi? Tam babacım yürü git. Ben seninle uğraşmak istemiyorum hadi. Aa sen burayı tutuyormuş. Ee, <laughs> onun farkını değil. Neyse kopar ama ya. Kopartırız onu bir şekilde. Bu olsun nereye ait? Raşka'ya ait değil mi? Hı. Sen o güzel sen kalkışmıştın. Bak şimdi. Sen kalkıştın mı? Sen de mi kalkıştın lan? Bak şöyle bir şey yapacağım. Ünvanını feset. Bir daha ünvanını fesetsem ee, kötü olacak. Bu aslanını devralacağım. Yani başlatmayın şimdi tiranlığınıza. Tamam mı? Eksi 12 tiranlık. Umurumda değil abi. Bu abimize. Şöyle buradaki yeri verdik. Vasal sözleşmen ne durumda? Normale çektim. Bak senin oğlunu koydum buraya. Senden bu ünvanı aldım. Tamam mı? Seni serbest bıraktım. Güzel. Burayı da böyle vermiş oldum kendisine. Yüzyılın temizliğini yaptık ya. İnanamıyorum. İyi e, buraları vallahi krallıklara vermem iyi oldu. Gerçi benim gelirim biraz azalmış olabilir ama. Ama tabii ordu bakımından da dolayı. Strimon Cumhuriyeti reddediyorum. Kefalonya Cumhuriyeti. Aa dur, dur ben uğraşacağım sizinle. Tamam hadi bak sana şurayı. Senin sözleşmen güzel. Al al. Filipopolis'i komple al. Rodopu da Tamam sen burayı sen kontrol ediyorsun artık böyle. Yüzde görüş ve gözü korkmuş. Ben senden şöyle toprakları koparabiliyorum ama koparmayacağım canım. Yani kendi hanedanıma karşı biraz zaafım var. Ellas böyle Sicilya'yı toparladık. Aa senin sözleşmene bayan normal. Tamam. Sahra böyle. Leon hapisten çıkacak. Ve seni reddediyorum. Eodal düklük diyor. Param var mı senin? Çok az var. Dolayısıyla ben seni sürgün edeceğim. Ne halim varsa gör. Diğer şu vasallara bakalım. Ya şu cumhuriyet işte. Bak bu buradaki cumhuriyet ne yazık ki. Şöyle yapacağım. Ünvanı fes edeceğim canım. Tamam. Benim yeğenimdi bu değil mi? Gel bak sana burayı verdim böyle. Bu düklüğü verdim. Tamam. Komple burayı. Harbiden zorlu bir savaştı ya. Mükemmel. Ünvanı bak şuradaki kefalonyayı da fesh ettim. Burayı da böyle adaları da komple sana verdim. Aldı mı? Varmış. dalmaçya var. Ve stream var. Ah Strimon ah ah stream on, ah. İdam. Şimdi şöyle bir bakalım. Hak sahibi. Hmm. Erkek çok kalmamış ha. Burası cumhuriyet mi? Ey. Cumhuriyet baronluk. Bak sen böyle ünvanı verdim abiciğim. Tamam. Mükemmel. Yaşımız 33. 91 korkunçluğumuz var. O esnada iki tane yetenek açmışız kendimize. Fakat meşguliyetten tabi. Kaç tane? 37 tuan. 37 tutsağımız varmış. Sal 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 sal. Para gelsin para. Ünvanı et diyeceğim. Hatta koz kullanacağım. Bak sana karşı kozum varmış. %95 kabul ediyormuşsun. Upset desek. Güzel. Seni idam edeceğim. Bu kadar. Hediye gönder. Şimdi. Buradaki düklükleri oluşturduk. Ad meka. Bakın buraya. Eksi yüzle bakı. 6 tane düklük tutuyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Dejur düklükleri. Şu an vasallar ondan nefret ediyor ama dağıtacak vasallarına ve dejur vasalları olacak onların. Hediye gönderiyorum canım benim. Sen dağıtıyor mu böyle? Aa güzel bak. Dağıtıyor buraları. Siz niye savaşıyorsunuz ya? Kendi aranızda niye savaşıyorsunuz? Otorite savaşınızı var ya başlayacağım şimdi otorite savaşınıza. Oo Kiev yüce şefliği içine. Aa güzel bunlar. Ya yalnız bunlar katolik olmuş. Güzel kardeşim sizin kafanızdan zorunuz mu var? He? Ortodoks lan. Ortodoks. Kocaman ortodoks ve bunlar katolik. Hmm. Bu Reze'yi vasallaştırdık. Ayda. Ulan sana krallık verdik be kadın. Gitmişin zina yapmışsın eşine karşı da bir eksi 60 sadakatsiz görüşü var şimdi. Ben bu hanımefendiden mesela böyle toprağını alabiliyorum komple. Alamıyormuşum. Biraz beklesem olur. Sarayına gidelim mesela bakın. Bunun psikoposu bundan muhtemelen şu an hiç hoşlanmıyor. Aa hoşlanıyormuş. Evet. Pardon. Sen para basma hakkı tanımıştık güzel. Ben seni bir nokta hatta serbest de bırakabilirim. Şimdi. Baksana şöyle. Kullanmadım. saray eserlerini vereceğim mi? Ulan hekim Hekimi çağırın. Hekimi. Hekimi. Saray eseri. Hafif tedbirler. Ezberledim. El davat nedir? Altın ve mercandan yapılmış bir hokka. Uzun yıllar hilafet törenlerinde özel bir yeri var. Acayip bir şeye benziyor. Kafatası kadeyi. Tamam mı? Gizemli lamba. Koy bunları sarayına. Demir gibi yaştık. Doğurganlıkta da artış gösteriyor. Bakalım artık hayatımızın sonuna doğru belki 10-15 tane çocuğumuz olabilir. Şimdi canım. Yani şöyle vasallık teklif etmek istedik, kabul etmeyeceğim değil mi? Dolayısıyla bak ben ne yapıyorum? Bu bölgeleri sen komple alıyorum tamam mı? Topluyorum hepsini. Bak ben senin çok yakınında kaldırdım askerleri. Ona rağmen benim üstüme yürümüyorsun. Ben çocuklarımı eğitiyor muyum? Güzel. Şu çocuğumu düşünüyorum ben. Şu Hipolitos. O çok iyi bir çocuk. Köylü sürsün bu sefer. Roma İmparatorluğu tahtına. Canım çok beklersin. İyi hissetmiyor mu? Bir biri beni öldürmeye çalışıyor galiba şu an. Ha? Evet. Muhtemelen. Korkunçluk 94 arkadaşlar. Harika. Doğal korkunçluğun 5 kat üstündeyiz. Şu arkadaşların üstünde yürüyoruz hızlıca. Öyle kaçmak yok. Öyle kaçmak yok. Bu kadar. Aa, Gürcistan despotuna bak. Öldü. Bunlar benim üstüme mi yürüyecekler? Harbi harbi benim üstüme yürüdüler ya. Şaka mı bu? Başka bir dakika. Umarım bölgemde bir hastalık yoktur. Ha iyi. Neymiş? Şeytan humması. İlgilenmiyorum. Evet teşekkürler. 15 ay önce başlatmışız. Ney ney? Bir saniye ney? Barcelona hala var mı? Ne? Ulan Dejur Savaşı açmışız be. Hmm, kötü oldu. Neyse en azından hak iddiasını aldık. Olay bir şey. Barcelona'yı aldık gibi. Endülüs'e girmeye düşünüyordum. Aslında şu Murcia için. Bir de şu Mayurka tarafları var. E, fakat burada bir sağlam hastalık var. E, verem diyor. Hoş değil. Hah beyaz barış. Çok güzel. Şimdi canım. Ya seni affedeceğim ya. Ben seni affetmek istiyorum. Çünkü sana yeni toprak verdim. Tamam mı? Hediye verdim sana. Sana para gönderdim. Raşka burada böyle. Mükemmel. Bunlar mı sadece? Hı? Diğerleri de burada gelip böyle toplanacaklar. Kaç kişi yapıyorlar bunlar? 3000 kişi. Garnizon bin kişi olacak. Geçmiş olsun. Eğitim bilimini seçtik. Ya bekliyor mu şu anda ya? Yani vakit geçiriyorum sadece. Öyle söyleyeyim size. Aziz ya. Ha. Ayda buraya ce mi girdi? Ama burası büyük ihtimalle şey olur. Hı. Bağımsız kalır. Çünkü ayrı topraklar denize birleşmiyorlar. Değil mi? Tabii. Nehirden de birleşmiyorlar. Güzel. Mükemmel. Şimdi bunu da vasalımıza aktarıyoruz. Evet, bütün güçlerini birleştirdiler. Ona rağmen Roma'yı ele geçiremiyorlar. Arabistan. Bakın böyle bir krallık var burada. Sana para vereceğim. Sana bol bol para vereceğim. Sana vasallık teklif edeceğim. Bourbon Akitanya'ya mı ait? Fransa'ya mı? Akitanya'ya aitmiş aktaralım Akitanya'ya. Bayılsın bize böyle. Böyle ufak ufak Galya'yı ele geçiriyoruz. Şu şekilde. Poitiers İmparatorluk bölgelerinin kazanımı. Hayırlı uğurlu olsun. Kutsal savaş yapmıyorum gördüğünüz gibi direkt. Roma İmparatorluğu'nun geldiği savaş sebebini kullanarak. Gel 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 üstüme gel gel gel. Biraz sorun olacak sanki bu ama. E şöyle yapalım. Birleştirdik bunları. Mesela. Bir zamanlama hatası yaptım orada. Hiç sorun değil. Bakın burada toprakları hemen kuşatalım. Başkenti yine karantinaya aldık. Bu arkadaş beni öldürmeye çalışıyormuş. Ben de kendisi afaroz ettirdim. Yani rakip olduk. Evet. Vay. Daylama alacak ha? Geçmiş olsun ama biraz zorlanıyor gibi misin? Ve bol para vereyim sana. Tamam sağ al orayı. Döneki seçtik. Şimdi elimizdeki parayla biraz şöyle büyük gezi yapsak mı acaba? Hı? Nasıl olur? Ve Balkanlara hiç uğramamıştık. Uğrayabiliriz buralara. Hı? İyi olur. Seni atadık. Paralı asker ve dağcı. Güzel. Başlatabiliriz. Bir saniye ben... Arabistan Cumhuriyeti için cihat mı? <laughs> Oo yok. Ama yani Yapılmaz ki bu ya. Kutsal tarikatlar aldım. Kimi geçirebilirim başına? Var mı birisi? Üstad-ı Azam nerede ya? Sanki onu varsa geçirebiliriz diyeceğim ama. Ha, hadi seni geçirdik. Zeydi imamlığı bu mu? Kime karşı savunuyoruz kendimizi? Sana karşı. Hiçbir masraftan kaçınmayacağız. Bayağı da bir stres aldık. Aa kalkan. İyi. Fena değil. Şu abileri burada yakalayamayız sanki ama. Ay sanki aa güzel yakalıyoruz. Bizimkiler avantajda ama yetişemedik ya. Ali avlularını keşfetmişiz güzel. Şimdi gel değirmenlerinden yardırız artık. Sen buranın sen sürekli bana kalkışıyorsun. Bak şöyle bir şey yapacağım ben. Bak Gürcistan despot sana şu vasalı aktaracağım. Sen bu vasala doğal olarak bu toprakları vermek zorundasın. Yeter yeter. Dönüyor muyuz? Evet dönelim artık ya. Yani şunlara gireceğim. Harbi harbi gireceğim. Seyye olduk ve avcı olduk. Harika. Arkadaşlar bir gezi sonrası 8640 altınımız oldu. Para basma. Eyvallah para basma hakkı okey bak. Hani İstanbul gibi bir başkentiniz varsa hiç sıkıntı yok. Ekim üç Yine nerede hastalık var ya? Heh, burada yakalıyoruz galiba. Evet düşman askerlerini yıprattık baya. Rakip olmayı bıraktık değil mi? Güzel. Hala X100 de bakıyor ama bizi öldürmeye çalışmaz en azından. Hı, kımız çok lezzetliydi. Mükemmel. Despot tarafından al. Hadi katılalım. Buraya bir düşman müttefiki geliyor. Bunları... Aha teşekkürler. Ve oğlumuz büyüdü. Mükemmel bir çocuk oldu. Sana bir evlilik düzenleyelim can. Burada düşes Margarita var. Görmüş olduğunuz gibi. Kendisini şöyle oğlumla evlendireceğim. Bizim basalımız. <laughs> Kımız çok lezzetliydi. Evet oyun donmaya başladı biraz. Dafra neresi? Ha burası mı? Ve düşmanların üzerine yürürsek. Tabi hem korkunçluk var hem de kısa hüküm süresi artık bitti. Dolayısıyla ordu gücümüz azalsa bile bize karşı herhangi bir kalkışma gözükmüyor. Şu an sadece Ortodoks halkçı örgütleşmesi Yaralandık mı az önce Saray hekimimiz Aa saray hekimimiz yokmuş Hocam iyileştir bizi Düşman ordusu nerede Zeydi imamlığı Şu an başkentinde değil mi Acaba diyorum ki başkentini şöyle kuşatsam Bu abimiz de baya güçlendi helal olsun Düşman liderini savaşta ele geçirdik ve 5 senede bitirdik cihadı Ne dinsizler ne de saçma savaşları bizim umurumuzda değil. Çünkü Zeydiler ve ibadiler arasında yapılmış. Umurumuzda değil diyorsun da hocam katıldık ya. Öyle deme yani. Neyse canım ben sen biraz daha para göndereceğim. Bu Medine dükünü senden çekeceğim. Ama tiranlık ya hay tiranlığını. Ya özür dilerim bunun için. Ama şöyle bir şey yapacağım seni affedeceğim. Sonra sana para göndereceğim. Bu kadar basit. Sonra ben bu hanımefendiyi de görmüş olduğunuz gibi bağımsız bırakacağım. Bakın benden şu an daha fazla hoşlanıyor. Bir tek amman düklüğü lazım. O onda geçin artık. İtalya despotluğu miras alınmış. Oğlu kanserden ölmüş. <laughs> Çok iyi ya. Toskana dükleri İtalya krallarını hep böyle savaş açıyor galiba. Handan içi savaş sonlandır babacım. Para gönderdim sana. Teşekkürler. Ya yani, ayda de olmuşuz biz. Ama sağlık iyi diyor. Ben sana bir görev vereyim ya. Bu abimiz Darfur kraliçesinin varisi. Ben şöyle aynen sarayda bir görev verdim canım. Akıl öyle. Bir cenaze düzenleyebiliyor muyuz? Karakterimizin amcası dayısı. Babamız için yapmıştık galiba. Öyle mi olur? Bence bir ziyafet verelim. Bir ziyafet iyidir. Destansız ziyafet mesela. Güzel olur. Heh zatürre değiliz artık. İş üstünde öğrenimi açtık. Özelliklerimiz çok iyi yani. Görmüş olduğunuz gibi. Bu Levanten karakterler kültürel gelenekler sebebiyle çoğunlukla hep adil ve çalışkan oluyorlar. Gelişmişliğe bakalım. Görmüş olduğunuz gibi İstanbul'da gelişmişlik böyle bu şekilde. Bunları şöyle yükseltelim ya. Binalarımızı yükseltelim hep. Hep yükseltelim binaları. Öncelikli olarak ben cezelere yatırım yapıyorum. Hastalıkları iyice engelliyorlar bir de. Teşekkürler. Ha buradaki kalleri yükseltmemişiz. Yükseltelim. Tamam. Çok güzel. Müvellet tut... <laughs> Peki. Öyle olsun canım. Yani çok... Bizi çok engelleyemez gibi ama bakalım. Burada bir Romalı çıbanı var. Oo kötü. Ben sana bol bol para vereyim. Sen kendi dejur topraklarını almaya çalışıyorsun. Seni yani gayet iyi anlıyorum. Biraz sıkıntı ama. Senin için. Yaralı özelliği iyileşti. Mükemmel. Emevi Propaganda... ya sana, sana vermeyeceğim. Kesinlikle sana vermeyeceğim. Yok öyle bir şey. 44 yaşına geldik. Ne zaman tahta çıktık biz? 1071'de. 1086 olmuş. 15 senede ülkenin yarısından fazlası neredeyse isyan etti. Ve geziye çıkarken tam gezinin başında bir cihata maruz kaldık. Neden cihata maruz kaldık? Çünkü bakın Arabistan Krallığı'nın dejur topraklarında biz böyle kontuk tutuyoruz 3 tane. O yüzden biz de bunların din düşmanı sayıldığımız için biz de otomatik dahil olduk. Saygı kazanma. Sizler nasıl gidiyorsunuz? Alın birbirinizi öyle savaş açmayın ya. Yel değirmenleri 17 ay sonra açılıyor. Bu da demek oluyor ki yel değirmenleri inşa ederek inşa edilmiş her kontukta pasif gelişmişlik artışı oluyor. O çok iyi o yüzden. Buralar böyle çoğunlukla katolikliğe dönmüş. Harika. Bavyera burada mükemmel. Hı, Kutsal savaş. Ulan yani 8 ay önce başlamışsınız. Yaz bunlar. Oo bunlar hala bu kabile kalmış bu abi. Çok kötü. Rus Hazar. Hepsini de keşfetmiş yani 1086'ını. İlginç. Bu da kabile kalmış. Buradaki hanedan içi savaşları sonlandıracağım. Kendi aranızda savaşmayın. Tamam mı? Adamsın. Sen de kendi sen de kendi de şu başkentini almışsın öyle. Tebrik ediyorum valla. Uzancanım canım şöyle bir tane çöl tarımı falan yapıyoruz sana. Heh, ne diyorsun? Şöyle bir şehir yapıyoruz. Ekonomini biraz canlandırıyoruz. Buranın ekonomisi biraz ya sakat. Ama en azından bütün dejur vasalların sende duruyor. Ee, o da gayet iyi. Ve kutsal savaş yapabiliyorduk. Buraya alırız vasalımıza veririz gerekirse. Karakterimin yeğeni Galich? Aa bir dakika ben seninle ittifak yapamıyor muydum? Ee, bura böyle büyümüş öyle mi? İmparatorluk bölgelerinin kazanımı. Buraya alırız vasalımıza veririz mesela. Zaten bu tek değil mi? İyi. Tek kontuk. <laughs> Yakaladık. 4 ayda bitti savaş. Ugar. Fena değil. <laughs> Abbasiler duruyor burada. Mükemmel. Burada Kıptiler duruyor. Nübiye buraya büyümüş. Helal olsun. Ad Mekka için kutsal savaş. Aa, gerçi tek toprak alacaksın sen değil mi? Sen neredesin bu arada? Ya şimdi var sen harbiden zorlanacağım burada. Bunu ben yapacağım abi. Bak hazır düşman ordusu da burada. Tamam mı? Çekebiliyorsak şöyle bir tane hemen kutsal tarikatı aldık. Düzenli askerleri burada topladık. Orduyu da yok ettik hemen. Gana'nın bütün gücü bu kadar mı gerçekten? Mükemmel. Aldım burayı. Bu abimize veriyorum. Kendisi istiyor zaten burayı. Bak fazla da toprağın oldu. Burayı geliştirelim senin için. Artık Sahra'nın bütün dejur bölgeleri var. Hatta buraya böyle bir düklük savaşı da açılabilir. Krallık için de açılabilir. Diyeceğim ama burada... Kabile olan bazı yerler de var. <laughs> Burası kabile kalmış. Güzel. Hala var mı bu arada kabile? Yönetimler. Aa harbiden buralarda böyle cep şeklinde varmış. Bunlar aşiret. Kabile buralar. Komple kabile. Orta Asya. Bir dakika burayı ben sana vermedim ki ya. Örgütleşme talebi. Hayda. Ben buradaki şu ablamıza vermiştim. Cumhuriyet vasılı gitmiş almış orayı. Peki senin yükümlülüklerin ne alaka? Ne kadar veriyorsun? Aylık 6.7 fena değil. Milisi milis az veriyorsun gerçi sanki ama Ortodoks <laughs> Arabistan böyle komple Ortodoks olması gerçekten çok ilginç. Bilgini açtık. Öğrenim 69 bu arada. Ne şu kızlarımızı evlendirebiliriz aslında. Niye olmasın ki? Aa bir dakika ana soylu evliliği kabul ediyor mu? Aa çok güzel. Oğlu için ana soylu evliliği kabul ediyor. Bak 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 şimdi para göndereceğim biraz. Hemen savaşına katılacağım. Macaristan. <laughs> Çok iyi ya. Ayda yalnız kötü. Aile büyüdür. Neyse en azından sonraki nesillerde bizim hanedanımızdan akid dağları olan kişiler ortaya çıkar. Kutsal tarikatlardan da aldık. Hı, biz komutan mı olduk? Ha ilginç. Görmüş olduğunuz gibi burada yıkıcı bir güç. Hedefine usulca yaklaşıyor. Almışlar zaten. Güzel. Teşekkürler. Ulan yine mi? Oğlum veremez. Ha iyi. Şu oğluma gönderebiliyorsam bir tane şöyle. Aynen bak bunu göndereceğim. Hem sağlığı artar hem doğurganlığı da artar. İyi olur. Latium düklüğünü oluşturmayacağım. Burası böyle kalsın. Hiç sorun değil. Şu papanın pardon Patrick'in topraklarını biraz geliştirelim diyorum. Çünkü kendisi iyi para kazanıyor ama çok geliştirememiş sanırım topraklarını. Yani kendi çabalarıyla geliştirmeye çalışıyor tabi. Burada çok sağlam bir hastalık var. Büyük kızamık diyor. Of oh, of oh, of. Oh. Şeytanın taunu. Hı. Karakterimin oğlu ve arka... Oğlum sen niye ayyaş oldun ya lan? Benim favori çocuğum gitmiş ayyaş olmuş ya. Şu oğlumuz da fena değil aslında. Bunu da düşünebiliriz yani. Sizleri evlendirdik. Seni evlendirdik. Hadi seni de evlendireyim. Bu toprak sahibi bir hanımefendi yok mudur? Cezire despotluğu. Şu ana soylu yapılır. Hop senle ittifak yaptım. İşte şöyle karşılıklı yer değiştirsek. Hı? Çok daha iyi oldu. Özellikleriniz uyuyor zaten. Din ağacından gidelim. Gerçi dindarlığımız zaten yeterince yüksek ama. Aa endüstri patlıyor ha. Heh, çok iyi. Kurtuba yok. Bunu e -e. Bunu alsak. E -e. Gerçi şurayı alabiliriz. Fena olmaz. Şurası içinde şöyle savaş yaparız falan. Burası kaynıyor mu? Ha kaynıyor peki. Mursiye için yapsak. Ha bunun vasalı olacak. Dejur düklüğü ele geçirsek peki şurayı. Bir vasalın ülkesine dahil olacak. Hadi böyle bir savaş yaptık mesela. Yakın zamanda da şu... Aa sen burası için kutsal savaş mı açtın? Çok güzel. Ben seni bir noktada serbest bırakacağım. Yani merak etme o konuda bir sıkıntı olmaz. Aman sen de borca girme. Şu ilmi saraydaydık. İdari saraya çekelim. Saray mensuplarımız faydalansın bundan. Otorite savaş. Olur. Yeriz. Hatta şöyle bir şey. Aa bir dakika. Kutsal. <laughs> ne de? Kutsal tarikatları da kaldır. Müttefikimiz şuradaki küçük orduyu hallederken biz toplu kuvvetlerimize buradaki çoğunluk düşman kuvvetlerinin üstüne gideceğiz. Burayı yok ettikten sonra da. Savaş lideri buymuş herhalde. Onun başkentine falan dalarız artık. Güzel. Şimdi Elkaraz. Sonra Mursi'ye artık. Ondan sonrasında bekleriz zaten Endülüs'ün. Ha kutsal tarikatları almış. Paralı asker falan. İşte köylüler lanca bu kadar. Bütün orduyu kaldırmamıza rağmen aylık 50 altına yakın kazanıyoruz yine. Bu ekonomik altyapımızın çok iyi olduğunu gösteriyor. Gel gel gel. Düşmancıl bir orduyla çarpıştık. Dağda kendi kuşattığımız bölgede yakaladık. Çok güzel. Düşman ordusun bu? Tamam burayı da kuşatırız. Kastelon kuşatma altında. Olabilir. Hiç sorun değil. Hop burada eyvah. Müttefiklerimiz kötü yakalandı be. Kastelon'u hayırdır kuşatamadınız mı? Ya ya ben yakalayacağım seni orada. Aa yakalayamadım. Düşman ordusun üstüne dalabilirim de. Yalnız burası tepelik bölge değil mi? Tamam ben burada beklerim. Çok güzel. Aa bir dakika kim afaroz edildi? Aa bayılırım. Ancona dükü. Ben seni serbest bırakabilirim ya. Ben sana şöyle hediye gönderdim benden çok hoşlan. Ünvanını fes kabul edecek diyor. Evet şimdi kardeşi istiyor burayı değil mi? Ünvanda aksa. Ah bak ah. Verdim sana burayı. Çok güzel. Hoppa burada. Aa komutan da bizmişiz he. Gerçi bir de bizim askeriyemiz mükemmel. 23 o da çok iyi. Yani yapıyoruz bir şeyler. Bizim oğlumuz da burada mı? Nerede? He. Düzenli birlikleri buraya kadar sürüklemeyeceğim. Ee, dolayısıyla yapabiliyorsam. Ne ya, aldık şunları. Baba nasıl kaçıyor bak bak bak. Ah güzel otorite savaşı hallettik. Çekin hepsini buraya. Oğlum gitme bir yere gitme gitme. Aman aman aman. Dur dur sana görev verelim mi? Bak seni sarı öğretmeni yaptık hadi. Gidemiyorsun bir yere. O zaman biz buraları ufak ufak biraz daha kuşatabiliriz. Tabi düşman ordusu da burada. Dolayısıyla şuradaki paralı askerle destek çıkarız. Asıl almamız gereken tarafı kontrol ettiğimiz için savaş skoru bizim lehimize işliyor böyle. Çok iyi oluyor. Tabi Endülüs'ün kendi iş savaşı var. Hoppa. Boş olmadı. Tamam bu iş bitti. Bugar. İki buçuk sene sürdü ama olsun değildi. Bunu böyle gasp ediyoruz. Gasp ettik. Canımın işi. Sana burayı veriyorum. Ekimi çağırın. Bir dakika ya da burayı vermeyeyim sana. Senin erkek çocuğun yok. Bir tane var. ana Verdik tamam mı? Sana şöyle ünvan vereceğiz sonra. Murcia düklüğü. Bugar. O değil de şimdi de of. Burada bir kızamık hastalığı başladı. O yanıcı muh. Valencia'yı şu an neredeyse tamamen kontrol ediyoruz. Bir tek şu Mayurka tarafları kaldı. Ekim'i çağırın. Ulan yine ne hastalığı var. <laughs> Hoppa. Çok yakınlardı. İnzivaya çekilebiliriz aslında. İyi olur. E evet, şu tutsakları da salalım. Bayağı varmış. Şu abi ne yapalım? Salalım mı? Kendi aranızda savaşmayın güzel kardeşim. Bakın rica ediyorum ya. Aa almışım buraları güzel. Burayı da almış. Hadi buraları biraz yükselteyim senin için. Kale male falan. Güzel olur ya. O zaman canım ben seni serbest bırakacağım. Tamam. Bak böyle bağımsızlık verdim sana. İhtişam daha da artıyor. Macaristan'a böyle bir savaş açabiliriz bu arada. Çok güzel. Orduun ordunun başında mısın? He, kötü. Oğlum sana bir eş bulalım. Irsi özellikler olsun şöyle. Heh, ne dersin? Hadi iyi böyle. Düşman ordusunu şöyle biraz yok edebilirsek. Hiç fena olmaz. Evet giriyoruz düşman ordusuna. Elimizdeki trebüşeler çok iyi tabi. Kültürümüz ne alemde? Bir dakika biz... Aa yel değirmenlerini keşfetmiştik değil mi? Çok iyi. Asker vergisi o zaman. Burada hastalıklar mı var? Eyvah. Burada da bir hastalık var. Başkentimin yakınında. Salgın direnci... Eyvah. Salgın direnci niye? Başkenti karantinaya al. Çabuk. Yapma be. Ya oraya da bizim hanedandan kişiler geçecek biliyor musun? Özgürlükçü örgütleşme. Tabii çok savaş açtığımız için. <laughs> İddialı hükümdarlar. Geldik buraya sonunda hak sahibi ve özgürlükçü örgütleşmelere katılma ihtimalleri azalıyor vasalların. Umarım gerçekten işe yarar. Yani düşük istikrardayız. Bakalım. Bilmiyorum gerçekten işe yarar mı? Bu savaş kazanırsak yok. Ben ben buna beyaz barış yapacağım ya. Şöyle bir kuşatalım bir yere. Umarım kabul eder. Beyaz barış. Lütfen. Evet. Yeter. Sana şöyle. Haklarını verdim canım ben. sarayında eser yok şimdi değil mi? Var mı acaba? Ha yokmuş. Hıh. Para verdim. Vahşi domuz postu. Hadi bakayım. Bunu da sen al. Bunu da. Al. Bunu da. Saray eseri. Mimari çizimler. Bir ziyafet yapılır ya. Bir destansı ziyafet. Güzel olur. Ya burada bir dakika. Burada hastalıklar mı var? Burada hastalık mı? Ula hastalık varmış burada. Güzel, başarılı tedavi. Yani katılmamıza çok gerek yok. Bence sen hallederdin ama sen bilirsin. Oo. Bir bana komplo mu kur? Haftım daha Şaka yapıyorsun. Düşmanın ordusunu yok ettik. Şimdi başkentine ilerleyebiliriz. Transkarpatya'yı gasp edebiliyor muymuşuz? Ettik. Hadi bak bunda sana verdik abicim. Transkarpatya senindir. Tamam mı? Buradaki düklükleri. Güzel. Bak bunları da oluşturduk. Oluşturulmamış var mı burada? Ung var. Bak bunları oluşturduk. Bunları ben böyle sana vereceğim. Sen ne oldu bunlar? Ne alaka lan? Kim savaş açtı bana? Teslim ol desek. Yine benim basalım kalmaya devam ediyor mu? Olur. Peki. Öyle olsun. Evet yakaladık. Güzel. Gayet iyiydi. Bizim hanedanımızdan 1, 2, 3, 4, 5 krallık var. Bir de Darfur olacak yakında. Çok iyi gerçekten. 6 mı oluyor? Hiç fena değil. Şuraları bol bol geliştirin. Lazım çünkü. Gel değirmenleri. Gel değirmenleri güzel gider. Selanike şöyle bir tane. Tarlalardan daha iyi para kazandır. Su değirmenleri aynı şekilde. Bir yel değirmeni buraya. Buraları çok geliştirmemişiz. Geliştirelim hemen. Yel değirmeni ve Buraya bir yel değirmeni yapamıyoruz. Çünkü kontluğun baş baronu değil. Surlar ve burslar yapalım buraya. Asker vergisini de keşfetmişiz. Kutsalak. Peki öyle olsun. Ya bunlar niye aile bir... Bağımsızlık veriyorum sana tamam mı? Ben bağımsızlık verdim. Sizden hiçbir altı olmaz. Karakterimin erkek torunu. Ben şunu şöyle buraya pinleyeceğim. Tamam. Bunlar gidecekler her türlü. Anasını satayım. Aile büyüğünü çıkaracaklar. Uğraşılmaz bunlarla. Dolayısıyla saldım. Birkaç yer hariç Avrupa çoğunlukla Ortodokslara dönmüş. İskandinavya, Britanya falan. Doğu Avrupa mükemmel. Doğu i̇şte Afrika'nın böyle, Doğu Afrika'nın özellikle Sudan, Sahra tarafları mükemmel. Ve sene 1100 oldu arkadaşlar. 867'de başladık bu büyük yolculuğa. Koca bir seri çektik ve toplamda bu hariç 10 video yaptık. Görmüş olduğunuz gibi koskoca bir Roma İmparatorluğu oluşturduk. Akdeniz şeridi boyunca ilerledik temel olarak. Yapılması kolay ancak yönetimi zor bir yapı. Vasallarla uğraşmak, potansiyel sürekli bütün isyanları bastırmaya çalışmak gerçekten kolay değil. Tabi bu düşük istikrarda böyle oluyor. Varsayılan istikrarda emin olun bu kadar uğraşmazsınız. Ve aynı zamanda bu süre içerisinde kendi hanedanımızdan en az 5 tane bağımsız kraf koyabildik. Darfur'la beraber 6 olacak. Macaristan'da bir sonraki neslinde de belki hak iddiasını kullanırız. Gayet iyi gittik. Açıkçası yani ben kendi almış olduğum bu kararlar neticesinde ortaya çıkan şeyden çok memnun öyle söyleyeyim. Çok ilginç bir final oldu diyebiliriz. Yani böylesine özellikleri çok iyi bir adam. İdeal yönetici sayılabilecek bir kişi. Hem çalışkan hem adil. Biraz inatçı evet. Ancak müthiş bir idareci. Ona rağmen ülkenin yarısından fazlası ona kalkıştı ve bir cihat yedik. O da güzeldi. Bu videoyu final olarak nitelendirmek istiyorum. Ancak bu seride bir tane de bonus videosu gelecek. Bir asır sonrasına. Yani 100 yıl sonrasına fast forward yaparak bir sonraki videoyu 1200'den sonra başlatacağım. 1200'de de Cengizhan gelir diye düşünüyorum. 1200'lerin başında belki. Umarım baga girmez ve gelir. Onun gelişiyle beraber o zamana kadar biz daha da güçleniriz ve bize savaş açtığında bakalım. Yeni Cengizhan'la, çok daha güçlü bir Cengizhan'la nasıl kapışırız onu görürüz. Ve sonrasında da 1300 yıllara da gelmeye çalışacağım aynı zamanda. Orayı da fast forward yapacağız. Atlayacağız yani orayı da. Kara Veba gelince ülkemiz nasıl etkilenecek? Neye maruz kalacağız? Gelişmişlikler ne hale gelecek? Vasalların durumu, köylü sürüsü nasıl olacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Tekrardan söyleyeyim çok iyi bir maceraydı bu. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizlerin de izlerken hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalın içeriklerini genel olarak beğendiyseniz abone olmayı ve her türlü düşünceyi ve geri dönüşü yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere. Hoşçakalın.